İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Stadyum kavşağında bugün bir trafik kazası meydana geldi. İçinde bulunan dur ve geçiş önceliği kavşak içinde bulunanlara aittir levhasının dikkati çektiği kavşaktaki kazada bir kadın yaralandı. Bugün öğle saatlerinde Stadyum kavşağında meydana gelen trafik kazasında Atatürk Caddesi'nden kavşağa gelip Manolya Sokak istikametine doğru geçiş yapmak isteyen Kubilay Mutlu idaresindeki 10T0253 plakalı taksi dolmuşla spor salonu istikametinden gelip kavşağa Mehmetçik Caddesi'ne doğru geçiş yapmak isteyen sürücü Yusuf Bozkurt idaresindeki 10FE741 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kazada taksi dolmuşun arka koltuğunda oturan bir bayan hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ambulansına alınan yaralı Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özel otomobil sürücüsü ve bir görgü tanığı kavşakta aracın yavaşladığını, o yüzden geçiş yaptığını iddia ederken trafik polisleri ise 10FE741 plakalı özel otomobil sürücüsüne geçiş önceliği veren dur levhasını ve yazılı ikaz levhasını gösterdi. Ben buradan gelirim. Şurada kırmızı araba duruyor. Duruyor arabalar. Ben geçtim. Şuraya geldim. Burada fırladı gibi vurdu bana. Arkadaş şahit. Ben bunu tanıyorum. Kavşağı önce kim gördün? Benim? Kavşağı önce kim gördün? Ben girdim. Burada arabalar duruyor burada. Hepsi duruyor arabaların. Hani durmasın, ben gelsem tamam. Şey geçerken vurdu ya. Bu abi bu tarafta gelelim, bu tarafta gelelim. Bir an önüne çıktı herhalde. Sevgili seyirciler, kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır sloganıyla yola çıkan Kızılay, dün oynanan Balıkesir Spor Altay maçı öncesi Atatürk Stadı önünde kan topladı. Stat önüne gelen Kızılay kan toplama otobüsü bir yandan kan alırken genç Kızılaycılar da vatandaşlara broşür dağıttı. Atatürk Stadı önünde konuşlanan Balıkesir Kızılay Kan Merkezi kan toplama aracı maça gelenlerin ilgisini çekti. Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan amaçlarını şu şekilde anlattı. Sloganımız şu: Balıkesirli maça geliyor, Balıkesirli kan veriyor. Evet. Malumunuz ikincilikte olmamıza rağmen birincilikte olmayan taraftar sayısı kadar 15 bin, 16 bin, 17 bin taraftarla oynuyor Balıkesir Spor. Maça gösterilen bu ilginin kan bağışına da gösterilmesi gerektiğini söylüyorum. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Doktor Huri Aksoy da KRT'de kan toplama konusunda yapılan program ve haberlerin olumlu bir katkısı olduğunu belirtti. O program sayesinde bağışçılarımız daha düzenli ve daha fazla gelmeye başladılar. Evet. Ve her gelen bağışçımızdan televizyonda izledik programı, etkilendik, kan vermeye geldik diyenleri duyduk hep. Evet. Biz bunun çok faydasını gördük. Bugün de bunun faydasını göreceğimize inanıyoruz. Evet. Sayın Başkanımızın dile getirdiği gibi Balıkesir Spor'a çok düşkün bir halkımız var. Kan bağışına da düşkün bir halkımızın olduğuna inanıyoruz. Maça gelen vatandaşlar kan verdi. Genç Kızılaycılar broşür dağıttı. Maç öncesi Atatürk Stadı'na gelen Vali Yılmaz Arslan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Edip Uğur ve Belediye Başkanı İsmail Ok kan toplama aracına çıktılar. Vali Yılmaz Arslan bu etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi. Bugün tabii önemli bir gün Balıkesir açısından. Özellikle Balıkesir Spor'un bugün önemli bir maçı var. İnşallah bu seyircinin de desteğiyle bu maçtan alnımızın akıyla güzel bir galibiyet alarak ayrılmayı istiyoruz. Bu arada biz daha önce Kızılay yetkilisi arkadaşlarla görüştük. Evet. Ve onlara şunu tavsiye ettik. Yani bakın, burada çok kalabalık oluyor bu maç günlerinde. Aslında bu kan alma ve kan verme bilincini geliştirmek için bu günleri değerlendirmek evet. lazım. Sağ olsun evet. arkadaşlar da bu kapsamda bugün buraya geldiler. Ben bu aracı ilk kez görüyorum. Güzel bir kan alma aracıymış gerçekten. Şu anda işte Edip Uğur milletvekilimiz ve belediye başkanımız kan verecekler.
Ben bir ay önce verdiğim için sizin maalesef veremiyorum. Evet. 3 ay olması gerekiyormuş. Evet. AK Parti Balıkesir Milletvekili Edip Uğur da kan vermek için hazırlık yaptı. Zaman zaman efendim bu şekilde programlar olduğunda kan veriyoruz tabii. Evet, çok modern bir Kızılay'ın aracı. Efendim iftar ettik tabii. Belediye Başkanı İsmail Ok kan vererek duygu ve düşüncelerini şu şekilde anlattı. Hemen hemen her yıl mutlaka çeşitli vesilelerle, bazen böyle kampanya vesilesiyle, bazen bir hastaya acil ihtiyaç olması dolayısıyla, çünkü benim kanım AB RH negatif, az bulunan kan gruplarından. Evet. Yılda en az bir defa veriyoruz. Ama bu kampanyanın amacı bu sefer daha farklı. Başta Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz olmak üzere Balıkesir kamuoyuna ve Türkiye'ye bir örnek olma, halkı bu kan vermenin ne kadar önemli bir konu olduğu, bu konunun ciddiyetini anlatma amacıyla hem mesaj verme hem de bu vesileyle kan vermeyi gerçekleştiriyoruz. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, KRT Haber'e 4+4+4 sistemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu sistemle eğitim yaşının daha aşağıya çekileceğini belirten Edip Uğur, böylelikle ailelerin çocuklarını daha iyi yönlendireceklerini söyledi. Gençliğimizin daha iyi yetişmesi, daha iyi eğitilmesi amacıyla 12 yıla çıkarılıyor. 12 yıla çıkarırken de efendim eğitim sisteminde öğrencilerin, velilerin efendim esnek bir sistem getiriliyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde efendim ilkokul, yani zorunlu eğitimin efendim birinci sınıfından başlayıp 12 yıl aynı okulda tek bir tedrisat altında bütün öğrencileri eğitmeniz doğru bir şey değil. Yani esnek bir sistem getiriyoruz. Burada 4+4+4 4 yıl sonunda tabii bir de eğitim yaşı efendim daha aşağıya çekiliyor. Tabii bu muhalefet tarafından sanki 28 Şubat'ın bir rövanşı gibi gösteriliyor. Bu yanlış. 28 Şubat'ta İmam Hatip okulları hedef seçilerek bütün meslek liselerinde okuyan öğrencilerin önü kesilmiştir. Efendim katsayı getirilmiştir. Efendim orta kısımları kaldırılmıştır. 5 yıldır ilkokul. Ve böylece hakikaten sanayide de ara eleman sıkıntısı çekilmeye başlamış. Halbuki AK Parti iktidarları döneminde son geldiğimiz noktada okullaşma oranı %98'lere, 99'lara geldi. Dün işte komisyondan da geçti ama tabii muhalefet muhalefetliğini yapıyor. Ama muhalefetin de yani olumlu muhalefet yap, muhalefet puan kaybediyor. Halkımızın bütün her şeyi gözü önünde cereyan ediyor. Bunlar muhalefete hiçbir şey kazandırmaz. Yapıcı muhalefet olması lazım. Muhalefetin de hiç olmazsa doğru olanı da söylemesi lazım. Ya hükümetin yaptığı bütün işler yanlış mı? Sevgili seyirciler, MHP İl Başkanı Mehmet Duran, KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a alt komisyonda 4+4+4'ün görüşülmesi esnasında çıkan kavgaları eleştirdi. Komisyonda kavga edenlerin mecliste daha kötü davranışlarda bulunacaklarını belirterek bu yaptıklarının doğru olmadığını söyledi. Mecliste 4+4+4 ciddi oranda tartışılıyor ki en son dünkü olay bardağa taşıdan son damla oldu. Artık komisyonların içerisine muhalefet milletvekillerini almaz oldular ki doldurdular ve en sonunda ciddi kavgalara kadar iş ulaştı. Gerçi bu kavganın her iki tarafında da Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri yoklar. Bu bizi bir anlamda sevindiriyor. Çünkü kavgayla, gürültüyle hiçbir yere varamazsınız. Her şeyi hukuk yoluyla veya mecliste, aslında vatandaşlar sizleri mecliste bu işleri hallediniz diye gönderdi. Onun için kavganın olmaması gerekiyor. Düşünün ki komisyonda kavga yapıldı. Yarın meclise inecek. Meclise indiğinde artık iş kavga noktasını da aşar. Allah korusun, vekiller birbirini vurma noktasına kadar gelebilir. Çünkü gerçekten kötü bir durum. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin bunun tarafı olmadığını hep beraber
basından takip ettik, gördük. 4 artı 4 artı 4 ne getiriyor? Tabii ki bunlar uzun süre tartışılmış konular değil. Belki de rövanş niteliğinde olan şeyler. Yani 8 yıllık kesintisiz eğitime karşılık bu çıkarılmış gözüküyor. Çünkü halk tarafından veya bilimsel konular olarak tartışılmadı. Ben yaptım oldu mantığıyla getiriliyor. Hele hele komisyonda 5 yaşındaki çocukların artık okula 1. sınıfa başlayacağı geçti. Eğitmen arkadaşlarımızın aslında bunları tartışmaları gerekiyordu ama bunlar yapılmadı. Maalesef siyasi bir karar alındı. Sevgili seyirciler, İstiklal Marşımızın Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 91. yılı bugün yapılan bir törenle kutlandı. Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma töreni Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde büyük bir katılımla yapıldı. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 91. yılı kutlama etkinliklerine Vali Yardımcısı Günay Özdemir, Belediye Başkanı İsmail Ok, Vergi Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Engin Sancı, İşkur İl Müdürü Nazım Balcı, üniversite yetkilileri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende tarih öğretmeni Emine Kandemir günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Acaba İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı? Der hasta yatağında Akif'i ziyarete gelen misafirlerden biri. Mehmet Akif hasta yatağında doğrularak Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın dediğinde neyi kastediyordu? İstiklal Marşı'nı anlamak ve anlatmak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve onu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir. Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında birinci olan Ali Şuri İlköğretim Okulu'ndan Efe Kançakır sahne aldı. Tören Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratorya gösterisiyle sona erdi. Yıkılmıştı Anadolu. Yıllarca süren savaşlarda göz yaşı dökmüştü cephelerdeki kınalı kuzların ardından analar. Ve çocuklar babalarını sormak tanılarına. Kaçırır olmuş analar gözlerini çocuklarından. Gelmiyordu cephelerden babalar. Korkma! Sönmez bu şafaklar ve yüzler al sanca. Sönmeden dur. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi özel bir hastane ile indirim sözleşmesi imzaladı. İmzalanan protokol ile Sakatlar Derneği üyelerinin ve birinci derece yakınlarının faydalanacağı her türlü sağlık hizmetinde %50 indirim uygulaması başladı. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi 2. Başkanı Zeki Uslu, bu anlaşma sembolik bir anlaşma değildir. Diğer sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla yapılan anlaşmalardan farklı olarak pozitif ayrımcılığın öne çıkarıldığı, hayata bir adım geride başlamış ya da hayatının bir kesitinde bir adım geriye düşmüş engellilere karşı sosyal sorumlulukları yerine getirme anlayışıyla sağlanmıştır. Bu bağlamda engelli üyelerimize %50 gibi azımsanmayacak indirimin sözü verildi. Ayrıca kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyecek olan engelli üyelerimizin bir telefon etmesiyle hiçbir ücret talep edilmeksizin evinden alınıp tedavisi bittiğinde de evine götürülecektir dedi. Biz Balıkesir Sakatlar Derneği olarak engellilere hizmet eden bir kuruluşuz, kurumuz. En dezavantajlı gruplardan da biriyiz. Tabii ki bugünün sağlıklılarının yarının engellisi olmayacağı garantisini kimse veremediği bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada sağlıklıların engelli duruma düşmeden önce engellileri anlaması
yardımcı olması, destek olması tabii ki bir insani düşünce ve duygudur. Bu anlamda hastanemizde yapılmış olan anlaşmamız diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalardan öte bir anlaşmadır. Ve direkt olarak her hizmette %50 indirim yapmayı kabul ettiler. Sevgili seyirciler, muhtaç ailelere yaptıkları yardımlarla tanınan Türk Anneler Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Şube Başkanı Zekiye Sefer Bey kahvaltıdan elde edilecek gelirin öğrenci bursları için kullanılacağını söyledi. Türk Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zekiye Sefer Bey, Tertip Komitesi üyeleri Sebahat Özkan, Muteber Gültan, Gülsen Tellioğlu, Solmaz Güneri ve Ayşe Konuk'un organize ettiği kahvaltıya dernek üyeleri ve hayırseverler katıldı. Şube Başkanı Zekiye Sefer Bey, etkinlikten elde edilecek gelirin öğrenci bursları için kullanılacağını söyledi. Sefer Bey, dernek olarak uzun süredir bir faaliyet yapamamıştık. Bugün düzenlediğimiz etkinliğe ilgi güzel, mutluyuz dedi. Ben bu arada epeydir dernekten uzak kaldım ama bugünkü katılım mutlu etti beni. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu sene 100 öğrenciye yakın bursiyerimiz var ama bunun 70'ini dernekten veriyoruz. 30'u okutucu ailelerimiz var. 30'unu okutucu ailelerimiz kanalıyla veriyoruz. 70 öğrenciyi de dernekten karşılıyoruz bursunu. Çok fazla biz eşya ağırlıklı da çalışıyoruz. Şimdi ikinci el eşyaları alıp hiç eşyası olmayan evlere, örneğin iki tane ev yandı, ikisinin de yanan evlerinin eşyalarını tamamladık. Perdeydi, halıydı, işte çek yattı, bunlar ikinci el oluyor ama kullanılabilir eşya oluyor. Çamaşır makinesi, işte buzdolabı, bu tür şeyleri de alıyoruz. Kullanılabilir olanları alıyoruz tabii. Televizyon, giyim eşyalarını alıyoruz. Şimdi giyim eşyası Balıkesir'de çok fazla dağıttık. Artık köylere gönderiyoruz. Dağ köylerine. Önümüzdeki günlerde Sındırgın'ın bir köyüne göndereceğiz. Özel idareden araba, Sayın Valimizden araba talep ettik. Sağ olsun ayda bir veya iki kere özel idarenin arabalarından biriyle köylere eşya göndereceğiz. Giyim eşyası. Sevgili seyirciler, Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Hasan Hacıoğlu'nun kızı Bahar Hocaoğlu, cumartesi akşamı Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde dünya evine girdi. Damat Şenay Yılmaz'ın Amerika'da bulunduğu ve genç çiftin Amerika'da yaşayacakları belirtildi. Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Hasan Hocaoğlu'nun kızı Bahar'ı Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde düzenlenen muhteşem bir düğün evlendirdi. Bahar Hocaoğlu, Amerika'da petrol işletmeciliği yapan Şenay Yılmaz'la hayatını birleştirdi ve Amerika'ya gelin gitti. Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Edip Uğur, Milletvekili Tülay Babuşçu, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, İl Sağlık Müdürü Hasan Yılmaz, çok sayıda bürokratla şehrimiz hastanelerinin başhekim yardımcıları, doktorları ve sağlık personelinin eşleriyle birlikte katıldığı düğünde Bayburt Folklor ekibi de bir gösteri sundu. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı Bölge Bayili ile sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi 2000 metrekarelik kapalı alanda 30 kişilik deneyimli kadrosuyla Balıkesir bölge sanayi ve inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız, boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi kar yağışlı, en düşük 1, en yüksek 4 derece, Bigadit sağanak yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 6 derece, Sindirgı sağanak yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 6 derece, Edremit sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 8 derece, Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 6 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi çok bulutlu, en düşük 1, en yüksek 6 derece. Bigadiç çok bulutlu, en düşük 3, en yüksek 7 derece. Sindirgı çok bulutlu, en düşük 3, en yüksek 7 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 4, en yüksek 11 derece. Bandırma çok bulutlu, en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor. Perşembe günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece. Bigadiç sağanak yağmurlu, en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 9 derece. Sindirgı sağanak yağmurlu, en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 9 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 3, en yüksek 14 derece. Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 7 derece olması bekleniyor.
Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız, boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC Lazer, Trump CNC Punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sundu.